doğrudan bir sadece ulema evladı olarak ifade edilmiş olması da bu tartışmalara belki küçük bir katkı sağlayabilir. Benzer bir durum şeyh ve seyit çocukları için de geçerli. Aynı defterde şeyhlerin ve seyitlerin çocukları oldukları için mülazemete alınanlar diye bir başlık açılıp onun altında da mesela belli isimler zikredilmişti. Mülazemete alınırken bir imtihan olması gerektiğinden bahsettik az önce. Yani çıkan bazı kararlar haksızlığın önüne geçilmesi için mülazemetlerin imtihanına verilmesi gerektiğini söylüyordu. Ancak kayıtların çok büyük bir kısmında bir imtihana tabi tutulduklarına dair bir bilgi yer almıyor. Yine de 18. yüzyıl kayıtlarından bazılarında talebenin bir imtihanı geçerek mülazemete alındığını defterlerde gördük. Bunun dışında, az önce saydığımız mülazemet çeşitleri dışında ve bir müderrisin yahut kadının terfi etmesi dışında bir takım yollar var yine mülazemete alınmak için. Mesela bir padişahın yeni bir şehzadesi dünyaya geldiğinde padişah kendisinden halkına bir ikram olarak diyelim mülazemete alınma hakkı tanıyor bazı öğrencilere. Ve şöyle kayıtlar var mesela. Bir başlık açmışlar. Şehzade filan kişinin doğumu sebebiyle mülazemete alınanlar. Şehzadenin doğumu sebebiyle mesela bir şehristan 15 tane mülazım yazdırıyor. Yani bir vesileyle talebesi olmuş 15 kişiyi deftere kaydettiriyor. Yahut bir padişah tahta ilk cülus ettiğinde bunun için böyle bir hak veriyor. İlk sefere çıkıldığında, ilk defa bir zafer kazanıldığında. Bütün bunlar dikkat ederseniz en başta konan o 7 yıllık sürenin aşılabileceğinin zaten en net örneği. Yani 7 yılda bir olması mümkün değil. 7 yıl süreci... Hatırlarsınız bu KPSS gibi. Evet, onu en son yapacağım o benzetmeyi. Evet. Şimdi en baştan yapmak istemiyorum. Bugün biraz bugün bir parça KPSS'ye benziyor. Evet. Yani mesela üniversiteden mezun olmuş birinin ne kadar özel sektörde iş bulursa bulsun bir devlet kademesinde yer alma çabasına çok benziyor aslında. Sistem o sistem yani. Hayat gelip elbette. Atılamıyorlar değil mi? Lazım. Şöyle atılabiliyorlar. Silinmen aslında. Rastladığımız şöyle bir örnek var. Mülazemetleri zaten onların ilk göreve tayinlerine kadar devam ediyor. İlk göreve tayin edildikten sonra artık ilk mülazemetlerini de bitirmiş oluyorlar. Yalnız şöyle bir durum var. Mülazemet tayinlerinin örneklerinden bir tanesi de paye verilen ulemanın mülazemet tayin etmesi mesela. Paye dediğimiz şey, medrese sayısı görevli müderris sayısını karşılayamayacak duruma geldiğinde, yani müderris sayısı normalin üzerine çıktığında, bir müderrisin terfi etmesi gerektiğinde, mesela 50'li medresede görev yapan bir müderrisin aslında 60'lı medreseye geçmeyi hak ettiği bir noktada, bazen onun görev için tayin edilebileceği uygun bir 60'lı medrese bulunamıyor. Böyle bir durum içinde çözüm üretmiş ilmiye teşkilatı. Böyle bir durumda o müderrisi 60'lı medresenin müderrisiymiş gibi paye veriyor. Ancak fiili olarak o kişi 50'li yerde yer yokluğundan dolayı görevini icra etmeye devam ediyor. Paye verilen ulemaya da kadılık yahut müderrislik payesi aldığında mülazım verme hakkı tanınıyor. Yani bir müderris 60'lı yahut 60'lıdayken bir üste Süleymaniye Medresesi'ne, Sahn-ı Seman Medreselerine çıktığında kabiliyetli talebelerinden mülazemet defterlerine birkaç kişiyi yazdırabiliyor. Ancak eğer herhangi bir durum olur da bu payenin geri alınması ihtimali olursa işte o zaman biz mülazemetlerin de geri alındığını biliyoruz. Onun dışında mülazemetlerin geri alındığına dair çok net kayıtlara en azından bizim baktığımız 18. yüzyıl kayıtlarında rastlamadık. Kadro aldığı zaman işine son mesela şimdi halen bizim memurun işten atılması çok zor bir iştir. Yani bizim 657 falan da oralardan geliyor tahmin ediyorum. Zor da herhalde kadro almış bir görev aldıktan sonra. Görev aldıktan sonra işten doğrusu o kısmıyla ilgili çok net bir araştırmam yok. O yüzden çok meraklılar yani evet. Buraya yazılmaya da hayat boyu gelir ama. Muhtemelen evet. Benim tahminim o yönde. İlmiye şeysi biliyorsunuz Osmanlı'da kadılar falan idam edilir. Yaptıran işte 4. Murat İznik kadısını yolları yapmadığı için idam edilmiş. Yani başka da şeysi yok. İşte görevden alıyor ama belli bir zaman sonra yine aynı adam başka bir yere tayin edilebilir. Evet, muhtemelen evet. Bu kadroya girme çabalarının çok ciddi etkenlerinden bir tanesi o. Buyurun. Benim iki tane sualim var. Elbette buyurun. Birincisi bu Ali İnancı İktisadi ve Sosyal, Osmanlı'nın İktisadi ve Sosyal Tarihi diye bir kitabı var. Birinci kısmı kendisi yazmış,
ikinci kısımda da. Kimin dediniz? Halil İnalcı. Büyük hocam. Şimdi orada Mini Üniversitesi'nden bir hanım, ben şimdi özür dilerim ismini çıkaramıyorum. Onun bu konuda yazdığı şeyde bilhassa medreselerde okuyan talebelerin iş bulamaması nedeniyle bazı isyanların çıktığıyla ilgili bir şeyler var. Şimdi sizin o şeylere baktığınızda bununla ilgili herhangi bir belirtiye rastladınız mı? Defterler açısından mı soruyorsunuz? Tabii defterlere bakıldığı zaman böyle bir şey, bir şer veya bir şey yazılmış veya da bununla ilgili bir şikayet şu vesaireye rastladınız mı? Defterlerde bu tür kayıtlar yer almıyor. Defterler sadece mülazamete tayin edilenlerin ilk mülazamete yazıldıkları kayıtları tutulduğu defterler. Onların takibi için muhtemelen fermanlar kontrol edilebilir mesela. Şeylerdir, bu neydi, tarihçilerin şeylerinde, tarihlerde yer alması lazım. Tabii, evet. Kroniklerde de yer alabilir evet, belki. Kroniklerde, hanımefendinin şeysi. Evet, mülazamet. Personel kanunu diye şey. Tabii, elbette. De. Mülazamet evet. Defterler maalesef çok haklısınız sorunuzda. Çünkü ismi duyduğumuzda sanki mülazametle ilgili çok kapsamlı bilgiler verecekmiş gibi bir intiba veriyor. Çok evet. Haklısınız. Ben de öyle bir ümitle defterleri ilk defa elime aldığımda o şekilde almıştım. Yalnız zamanla mesela biz şöyle bir yol takip ettik tezide. Defterleri hiç tanımadığımız için biz de bu şekilde bir hareket noktasından başladık. Yani bu defterler bize sistemle alakalı daha detaylı bilgiler verecek diye düşündük. Sonra defterlerin içine girince, hatta en başta iki defter belirlemiştik biraz böyle çekingen davranarak. Acaba ne çıkacak karşımızda diye. İki deftere baktıktan sonra bunların çok aslında bürokratik kayıtlar olduğunu, yani işte bundan biraz geriye gittiğinizde ya da bugün belki Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde hala böyle defterler var yani görev tayin edilenlerle alakalı tutulan zabıtlar vesaireler. Çok kalıp ifadelerle sadece kimden, ne zaman, hangi sebeple hatta bazen buna bile rastlayamıyoruz. Az önce ifade ettiğim müstakiller mülazamette mesela hiçbir bilgi yok. Sadece mülazamın adı ve niye mülazamete kaydedildiği. İkinci sual. Buyurun. Şimdi ilmiye deyince mi bu konuda fazla bilgi yok. Şey üst zaman bağlı ya, mühendisler vesaire, o sistemle ilgili pek bilgim yok. Mimarlık nereye giriyor? Veyahut da matematikle uğraşanlar nereye giriyor? O kalemiyeye girmesi lazım. Onlar ilmenin içerisinde değiller. Kalemiyeye girmesi lazım bunlar. Evet, yok maalesef ilmenin içerisinde yani değiller. Yani nasıl durur bir şimdi? Hem ilmiye diyorsun. İlmiyenin şeyi bilgi demek. Yani karşılığı. Evet. Aslında tam olarak yok, tam olarak öyle değil aslında. Şeyler yok. Çok ilginç. Aslında bu, tam olarak ilmiye demek yani bugünkü manada işte bilgiye ve akademiye tekabül eden her şeyin içinde bulunduğu bir sistem demek değil. Yani fen değil. Fen değil. Bölerken öyle bölmemişler yani. Ama mesela çok enteresan burada sarayda... Ama şimdi ilmiye diye geçmiyor mu hanımefendi? İlmiye diye geçmiyor mu orada? İfade olarak mı kastediyorsunuz? Elbette. Ama o teknik bir ifade. Yani sınırları belirlenmiş bir teknik terim. İlmiye, seyfiye, kalemiye. Kalemiye. Yani mesela o yüzden başlarken öyle başladım. Eğitimden, hukuktan, fetva hizmetlerinden ve başlıca dini vazifelerden bahsediyoruz ilmiye derken. Sınırları böyle tayin edilmiş bir alan yani. O çok teknik bir terim ilmiye burada. Bugün bize ifade ettiği anlamda hani ilimden hareketle matematiğe, mimarlığı yahut bugün ilme denk gelen her şeyi içine alan bir yapı değil. O zaman çünkü ilimden anlaşılan kitabın kendisi. Değil mi? Evet. Yani mesela kurum şeklinde değil de kitap üzerinde okuyarak devam eden bir medrese geleneğinin olması da mesela. Ne o işte bürokrasiye olan kastım. Evet, bir kitabı okuyarak devam eden. Kitap Kur'an'dan bahsediyor. Yani ilim odur. Burada böyle baktığımız zaman işte işin... İşte hanımefendi başta söyledi, şimdiki zamana göre değerlendirmeyelim. Evet, de, o günün sistemi, idari sistemi böyle bölmüşler. Sözcük anlamak hiçbir zaman değişmiyor ki, ilim dediği anda bilgi anlamına. İşte oraya girdi mi, kafamız karıştı hocam. Şimdi sözcükten gideceğiz. Onu değişik anlamlarda vesaire... O zamanki anlamı değişik. İlim anlamındaki karşılığı konusunda haklısınız elbette. Ancak biz burada... Elbette biz burada ilim derken onun sözlük anlamından değil de daha çok terim anlamından bahsediyoruz. İlmiye derken sınırlamamızın sebebi o. Ama enteresan bir şey söyleyeyim mesela size. Ulema sınıfına mensup bazı saray memurları var. Onlar da enteresan gelecek size. Onların arasında cerrahbaşı da var. Yani mesela hekim başı da var. Hünkâr imamları da var, padişah hocaları da var.
Kehalbaşı dediğimiz göz doktoru da var. Bir kalemiye var yerde. Yok, İlmiye dair saray memurları bunlar. Ulema tarafından kabul ediliyorlar. Yani sarayın içine girdiğiniz anda mesleğiniz ilmiye ile ilgili, yani o tanımlananların dışında da olsa, orada ilmiye sınıfına dair olabiliyorsunuz. Aslında şöyle bir anlam çıkıyor. Mesela bugünkü ilimlerin tasnifiyle o günkü aynı olmadığı için, mesela cerrahlı bir doktoru, bir hekim başını ilmiye sınıfından kabul etmelerinin sebebi şu: biz bugün doğrudan bir tıp fakültesi diye bir kategori oluşturuyoruz. Mesela sosyal bilimlerle meşgul olmadan bir insan doğrudan tıp fakültesi tahsili sayesinde doktor olup oradan devam edebiliyor. Ama o günün şartları öyle değil. Medresede okutulan bütün dersleri okuduktan sonra... Çok özür diliyorum. Buyurun. İstikamımız bozulmasın. Konumuzdan fazla uzaklaşmayın. Saman Adası'nın değil. Evet, buyurun. Kendi konumuza dönerseniz... Konumu toparlamaya başladım. O yüzden rahat olabilirsiniz. Soruyu, soruları alabiliriz yani. Sistemle alakalı aktaracağım genel şeyleri aktardım 18. yüzyıl özelinde, sıkıntı yok. Ulema sınıfına mensup saray memurları da arkadaşlar, biz tezde yer verdiğimiz ilmiye mensuplarındandı. Tezde şunu ifade etmeliyim, ilmiyenin bütün kademelerine yer vermedik elbette. Çünkü bizim için önemli olan ilmiye hiyerarşisindeki her görevli değil, mülazemet defterlerinde bir vesileyle adına rastladığımız görevlilerdi. Yani hekim başının, cerrah başının adına defterlerde rastladığımız için bir ilmiye personeli olarak defterlerde olduğu için tezi aldık. Genel itibariyle bu şekilde. Tabii bu defterler bize ne sağladı ilave olarak? O dönemde kadı askerlerle ilgili bürokratik kayıtlarda kullanılan lakabı görmüş olduk mesela. Bir Şeyhülislam'dan bahsedilirken hangi sıfatlarla bahsedildiğini görmüş olduk. Dönemin bürokratik diliyle alakalı da bize ciddi katkı sağladı. Mesela neler söyleyeyim? Hemen söyleyeyim size mesela örneğini. Uzun terkipler olduğu için hemen şuradan söylüyorum. Bir Şeyhülislam'dan bahsedilirken mesela kullanılan ifadeyi aktarayım. Şunu aktarmalıyım tezle alakalı olarak, son ilavem olsun. Biz tezde şöyle bir şey yaptık. Mülazemet veren ulema ile mülazemete alınan medrese mezunlarını kategorilere ayırdık. Ona göre özellikle de ileride bu kişileri çalışacak olanların biyografi çalışmalarına katkı sağlaması ümidiyle tablolar halinde verdik onları. Mülazemet defterlerinin aslında bizim için en büyük katkısı bu. Tarih defterleri dediğimiz doğrudan tayinlerin, terfilerin yer aldığı, ilmiye mensubunun tayin ve terfilerinin yer aldığı defterlerle paralel bir okuma yapılarak o dönemdeki bir takım ulemadan kimselerin biyografileri çalışıldığında görev sürelerinin, görev yerlerinin takibi açısından çok ciddi katkı sağlayabilir. Yani aslında mülazemeti çalışmak ortaya cevap koymaktan çok yeni soruların üretilmesi demek. Sistemi nasıl anlayabiliriz? Daha hangi taraflarına bakabiliriz? Mesela az önce gelirleriyle alakalı konuştuk. Vakfiyelere dönebiliriz. Oradan devam edebiliriz. Nasıl dallandırıp budaklandırabiliriz? Başka metinlerle bağlantı kurup paralel okumalara yaparak sonuçlara ulaşabiliriz. Daha çok buna ulaştık. Ve mesela ulaştığımız ilk şey şuydu. Mülazemet defterlerinin acilen okunması, bütün bilgilerin bir bilgisayar programı içerisinde sistematik olarak yerleştirilmesi ve ulemadan bir kişinin takibinin kolaylaşması, tarih defterleriyle de paralel okuyarak. Mesela ulemadan birini aldınız, biyografisini yazmak istiyorsunuz. Mülazemet defterleri ve tarih defterlerinde bulunmaz bilgiler, yani inanamayacağınız bilgilere rastlayabilirsiniz. Görev akışıyla alakalı o kişinin. Ancak tabii bunlar şu an elimizde bir sistem olarak mevcut olmadığı için tek tek aramanız, defterlerde onu bulmanız lazım ve bahsettiğim problemi tekrar vurgulamak istiyorum. İsimlerin birçoğunda belirgin bir ifade yok yani. Adı Mehmet bin Osman olan onlarca insan arasından ve bunların eğer içlerinden 3-4 tanesi de Bolulu'ysa, yani Mehmet bin Osman Bolu'dan aynı ismi taşıyan, aynı memleketten bir sürü insanla karşılaştığınızda takibi de zorlaşıyor aynı zamanda. Evet, de o zaman. Sizin sorunuza cevaben söyleyeyim mesela. Şöyle bir lakap sadece bir Şeyhülislam'ı ifade etmezden önce kullanılıyor. Revnak Efsaya Sadr-ı Fetva ve Elike Araya Takva Allametül Enam Şeyhülislam Saadetlü Mekremetlü Abdullah Efendi. Piraye Bahşı Sadr-ı Fetva ve Elike Araya Mesnedi Takva Feridüddehr Nadirül Asr Allametül Enam gibi ifadeler. Bunların hepsi Şeyhülislam'ın adı zikredilmezden önce kullanılan ifadeler ve bunlar tamamen
o günkü bürokratik dilin kullanımıyla alakalı da ipuçları vermesi açısından çok kıymetli bilgiler içeriyor. Yani herkes için mi aynı şeyler kullanılıyor? Yoksa hayır, o Şeyhülislam'ın tarif eden bazı şeyler mi? Şeyhülislamların arasında da kullanım farklılığı var. Daha çok işler yapmış belki de. Belki teşkilata daha çok faydası görülmüş bir Şeyhülislam'dan bahsederken daha süslü, daha uzun ifadeler kullanılıyor. Ama bütün Şeyhülislamlardan bahsedilirken de kullanılan standart bir takım kullanımlar var. Kadı askerler için böyle kullanımlar var aynı zamanda. Ama bir Süleymaniye müderrisi için mesela böyle bir ifadeye ihtiyaç duyulmamış. Evet, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu kalemiye sınıfı nereden yetişiyor? Sefiye'yi anlıyoruz, ilmiye tamam. Kalemiye nereden yetişiyor? Medreseden yetişiyor mu? Medreseden yetiştikten sonra mezunlar yer almak istedikleri teşkilatı seçiyorlar. İlmiye, kalemiye yahut seyfiye. Ayrı bir defterde çıkıyorlar. Muhtemelen öyledir ancak kalemiyeye ben hiç girmiyorum. Bir de biraz önce bahsettiğiniz mutluluklar meselelerinde eksik olması bir bakfirik olamaz. Evet, evet, evet. Ha. Elbette. Diplomatik adı kitabı var. Tabii ki, tabii ki. Orada herhalde... Elbette. O kitap çok önemli bir kitap gerçekten. Ona ilave olarak rastladığımız bütün defterlerdeki elkabı bir araya getirmenin o kitabı geliştirmek ve Mübahat Hoca'nın çalışmalarına daha sonrasında destek sağlamak açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden arşivdeki defterlerin en önemli tarafı bu. Rastladığımız çok küçük bilgileri bir araya getirerek o dönemin genel geçer dili, genel geçer üslubuyla alakalı bir fikir edinme imkanımız oluyor. Bu Enderun sisteminin neresinde? Mülazimet sisteminin mi? Enderun, yani genel Osmanlı. Enderun'u da ben hiç bilmiyorum. Evet, o onlar. Ben... Enderun'u anlatmak için birini davet ediyoruz efendim buraya. Evet. Şimdiki bilmiyorum da sorun. Evet, şimdiki mülkiye şey gibi, siyasal bilgiler fakültesi gibi bir şey. Yer. Memur yetiştiriyor. Evet, memur. Siz işte, bir şey söyleyecek asker ve şey. Tamam. Eyvallah. Benim anlatacaklarım bu kadar efendim. Çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa onlarla devam edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel çalışmışsınız ve çok da güzel anlattınız hiç takılmadan. Ben teşekkür ederim. Şimdi maşallah konuşma kabiliyetiniz güzel. Yani şey eylemeden, sıkmadan. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınızın sağlık sizlerinde. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok ben böyle hocaları görünce öğrenciler adına sevindim. Evet. Çok bir yerde çalışıyor musunuz?